Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sual sorması serbest mi? Serbest. Konuyla alakalı serbest. Külliyattan topladım yani okurken, tefekkür ederken, tefekkürle misallerimi yazdım. Bu bir. İkincisi, sorulan sorular vardı. Onlar o anda cevap olunca, benim de hoşuma gitti o cevabı, kaydettim. Onlar. Ben onları topluyorum. Ben hiç şöyle dua edip Allah'a yalvarmadım kendim. Allah'ım, ders yapabilme çekingenliğimi kaldır. Nevinden dua etmedim. Böyle dua etmedim ben hiç ömrümde. Bir daha söyleyeyim. Allah'ım, ders yapabilme çekingenliğimi kaldır. Nevinden dua etmedim. Hep dedim ve diyorum. Ya Rabbi sabır ver, sebat ver. Kendimi öfkeden ve kontrolsüzlükten beni koru derim duada. Beni bana bırakma. Ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma diye dua ediyorum. Anladım ki mutlaka ilticaya vesile olacak bir zaaf noktam olmalı. Demek ki her zaaf nokta seni Cenab-ı Hakk'a iten vesiledir. Mesela ya Rabbi derste çekingen için ben o kadar alıştım ki bir kişiyle bin kişi camide cumada kıldırırken veya cemaat vaaz yaparken dershane içi değil. Bir kişiyle 5000 kişi hiç fark etmiyor duygum noktasında. O kadar alışmış. Ve böyle bir dua etmemiş. İhtiyaç hissetmediğinden mi eskiden beri? İnsan aziyetten müracaat eder de aziyet mi olmadı? Ortaokulda okurken ben sözlüğe kalkamazdım. Konuşamazdım. Bu nurları tanıdıktan sonra oldu. Fakat burada anlatmak istediğim şu. İnsanın zaaf bir noktası olmalı ki duaya vesile olsun. Bak ne ediyorum? Diyorum ki ya Rabbi öfkeden, kontrolsüz tehevvürden beni koru derim. Anladım ki mutlaka ilticaya vesile olacak bir zaaf noktan olacak. Bu tarafımda olmasaydı hiç dua etmeyecektim, sığınmayacaktım Allah'ıma. Demek zaaf ve aç tarafım beni Allah'a ilticaya itiyor. 22.8.2008'de yazmışım. Başkasına bakıp da dost ve düşman edinme. Hep bir cümle farklı. O bitti. Şimdi başka bir şey okuyorum. Bak. Başkasına bakıp da dost ve düşman edinme. Misal. Onu sevmiyorum. O sevmediğimin sevmediğini sevmeye kalkma. Bak. Onu sevmiyorum. İbrahim'i sevmiyorum. Bu sefer buna ceza vermek adına onu sevmediğini sevmeye kalkma inadına. Allah için olmadığı için zıttı ile tokat yiyeceksin. Bir de bunun tersini düşün. Cevdet'i çok seviyorum. Cevdet'i sevme adına Cevdet'in sevmediğini de sevmemezlik yapma. Çünkü Cevdet'in Ömer'le mesela münasebeti ayrı, benimle ayrıdır. Benim Ömer'le münasebetimin şeklini Cevdet belirlememeli. Başka. Zaman Üstad Hazretleri'ni fiilen tasdik ediyor. Belki ne kadar için yazmış ki. Yanmış gibi bunu yazdım. Zaman Üstad Hazretleri'ni fiilen tasdik ediyor. Bir. İhtiyat her zaman iyidir. İki. Hiç kimseye ama hiç kimseye, altını çizmişim,
hiç kimseye ama hiç kimseye maddeten itimat edip yola çıkma. Yani yol olur, hizmet olur. Kesinlikle başkasına güvenerek ekonomi olarak hizmete çıkma. Eğer itimat edip yola çıkarken mutlaka senin durumun yedekte istepne gibi olsun. Eğer istepnen yoksa her ihtimali bekle, beklediğin olmuşsa üzülme. Çünkü bekliyordum zaten. İnsanlar hayatı yorumlamaları değişti. Devam ediyor. Neye güvenme? Niçin insanlığa? Birinci dersin devamı gibi. İnsanların hayatı yorumlama, anlama. Hayat ne ifade ediyor? Hayat benim için nedir? Yorumlamaları, izahları değişti. Bu yorumlamaları hayatlarına yansıttılar. Madde anlayışları bir tuhaf hale girdi. Menfaat, para anlayışları bu asıl insanların bir tuhaf hale soktu. İnan insanların en zaaf noktası haline geldiği gibi en büyük silah olarak da kullanılır oldular. Paralanıp paralandılar. Paralandıkça paralandılar. Başka? Allah bütün güzellikleri bir kişiye vermiyor. Sence doğru ve güzel olan huylar karşındakinde var. Ve onun güzel dedikleri sende yok. Bir tespitim. Kızdın, sinirlendin ve öfkelendinse, birisi gelip başına veya ayağına elini sürse, okşasa, ağlamaya inkılap ediyor. O öfke ağlamaya inkılap ediyor. Bunu da yaşadığım bir olay. Yaşadım. Fiziksel temas derler felsefede. Fiziksel temas. Ablama gitmiştim yaşlı köyde. Bunu o zaman yazdım. Böyle hakikaten beni çok sinirlendirdiler. Onlar böyle olumsuz ailevi sorunlar. Haksız bir ithama uğradım gibi sinirlendim. Koltukta oturuyorum. Koltuğun kenarında var ya. Sinirim. Ya bu kadar da olmaz dedim ya. Bu kardeşlerine dedim ya. Bunu bana nasıl yaptılar falan. Üzülüyordum. Böyle bayağı üzüldüm. Ablam geldi. Koltuğun yanındaki koltuğa oturdu. Elini getirdi. Üzülme kardeşim dedi. Niye o kadar üzülüyorsun? Sana yakışıyor mu? Elini vurduğu anda sanki 500 bin voltluk ceyranda beni sövdü. Her şeyim irkildi yani. Kalktı gitti hissettim. Fiziksel temas, göz teması ve söz. Sonra en acımasız şeyde dahi böyle bir çocuğun seni, çoğunuz evlisiniz, temas etse, kızın temas etse, hanım temas etse. Yani fiziksel temas Allah Resulü'nün okşamak sadakadır anladı. Ben Allah'ın çocuğa okşamak sadakadır şeyini şöyle anlardım bu olaydan önce. Teselli zannederdim çocuğa da, onun için Allah sevap yazıyor buna adama. Oysa değilmiş. Çocuğu ağlatan o birikmiş enerji, adam merhametiyle kafasını böyle sürdüğü anda devre tamamlanıyor pil gibi, artı eksi gibi. Onun fazlalığı, enerji, bunun eksikliği vardı. Yani sevmeye bu muhtaçtı, o da teselliye muhtaçtı. Onun fazlalık olan şey, bunun eksikliğiydi. O üzerine alıyor. Üzerine aldığında okşadı ya çocuğu. Hemen Allah bir şey, onun fazlalığı ona şeyi. Bu sefer dengeleniyor ve sadaka, yani sadakayı da anlatırım. Sevap nedir? Ruhsal enerjiyi pompalanmak. Fiziksel boyutu o, sevabı o. Mesela dumandan çıkan, bacadan çıkan duman zarardır. Ağaçların gıdasıdır. Birisinin fazlalığı, birisinin. Ağaçlar kullanıyor bunu. Fiziksel temas. 3 tane fıtrat vardır.
Onun için yapıyorum ben bazı dersleri o şekilde. Bir, görsel diller. İki, işit, hele ders yapan, Risale-i Nur ders yapan bu dikkat edecek. Bir, muhataplarımız aynı tip değil. Ya görseldir, ya işitseldir, ya dokunsaldır. Şimdi eğer ben işitseller şöyle yapar. Ders dinliyor ya, kafayı koyar, dolar. Kesinlikle bir şeyi şekillendirmek hiç istemezler. Manaya yoğunlaşmışlar. Bunları rahatsız eder şekillendirmek. Şekilli misaller anlatmak. Fakat görseller ise şekillenmek ister. Yoksa anlamaz bu dersi. Dokunsallar ise tutması gerekiyor. Ben üçünü de yapayım. Mesela şimdi dokunsallar, arkadaşlar diyor, namaz bu değildir. Ustad 40, 44. sayfa olsa gerek, sözlerde namazın efval ve akvali diyor. Evet, yanlış söyledim sayfa, 41'de. Namazın, demek namazın efval ve akvali bu manaları tazamun ediyor. Yani namaz arkadaşlar bu değildir. Bu namazın girişidir, namazın hareketleridir. Namaz bunun içeriğidir. Müminin miracıdır. Yani içeriğinde ne var? Dördüncü şu an. Bu işitsellere yetiyor. Ama görsellere şöyle yapıyorum, kalkarak. Arkadaşlar, namaz hareketleri, hareketleri namaz değildir. Mustafa buraya yoğunlaş. Nedir namaz? Namaz, bu hareketler, mesela kıyam, rükû, secde. Bunlar anahtar gibidir. Anahtarın inişi, çıkışı, düzü, çukuru. Anahtarın yüksekliği, kıyam. Anahtarın öteki çukur bir şeyi, rükû, secde, oturmak. Şimdi görseller, bundan böyle görecek. Namaz anahtar gibidir, kilidi açar. Bu namaz hareketlerinde, İnsanın ruhunu, ruhuyla da gaybı açar. Ha? Namaz hareketleri ruhun kilitlerini açıyor. Namaz demek ki hareketleri anahtardır. Bunu işitsellere tamam ama görsellere kalkmam lazım. Şimdi dokunsalları yapayım. Arkadaşlar, Allah öyle bir sanatkardır ki Karadeniz'in suyunu alıyor. Karadeniz'in suyunu, denizin suyunu alıyor, dağlara kar yağdırıyor, dolu yağdırıyor, tıpı yağdırıyor, öyle yapıyor. Bu işitseller. Şimdi ben dokunsallara bak. Gençler, arkadaşlar, kartop oynadınız mı? Hemen insan en yakın tarihte oynadım. Tut bakayım o kartopunu, tut, en son tuttuğunu tut. Zaman veriyorum, hadi bakalım herkes tutsun. Hatırladınız mı o kartop oynadığını? Dondu elim zaten. Evet bak ha. Tut. Heh. Bak o karı var ya işte o karı. Allah Karadeniz'in acı suyunu bir sistematik bir makineden geçirip bak kar yaptı. Tamam. Bu da dokunsallar. Eğer dersin akıcılığını ders yaparken üçünü de nazara alırsan herkesi içine almış olursun. Eğer dokunsallar ders yapıyorsa dokunsallar anlar. Görsel ders yapıyorsa görselciler anlar. İşitselleri ama onu yaparken beden dilini görselciler iyi anlıyor, beden dili. Mesela elimi buraya koyup konuşmak işitsellere aittir. İşitseller yapar, işitseller yapar. Görseller ise beden dilini iyi konuşacak. Unutmayın, Elif'in dediği, mesela trafik kazaları şeylerini de söylüyor yani batıl değil ki. %58 mevzunun anlaşılmasına vesile olan beden diliymiş, şu hareketlermiş yani beden dili. Mimikler hareketiymiş. %17 sözelmiş yani. Sözlerle anlıyor. Diğerleri de hissiyatını tahrik etmekten. %57-58. Devam ediyoruz başka. Ben onu kullandım. Ablamın elimi bir vurdu. Kardeşim ne hazırlıyorsun diye. Sana yakışırım falan dedi. Olur mu? O kadar ne üzüleceksin? Koltuğumdaydı böyle. Şöyle. Allah. Mahremin yani, ablam.
Demek ki fiziksel temas, göz teması, fiziksel temas çok önemliymiş. Göz teması çok önemlidir. Onun için gözden ırak olur, gönülden de ırak olur derler. Yani temas var ya, aile. Ne kullanacaksın? Ailede kullan. Yarın ben seni çok seviyorum diyeceğine, odanı, odayı oyuncak mezarlığına dönüştüreceğine, hiç oyuncak kalmaz. Tencerenin kapağıyla veremezsen beraber oyna. Fiziksel temas. Evin içerisini oyuncak mezarlığına döndüreceğine, çocuğu onun içine gömeceğine, tencere kapağını al, amanla sen oyna. Biliyorsunuz o hadisi, ne anlatmıştım. Hatırladınız mı? Çocuğun, baba benimle oynar mısın? Hep zorlamış, zorlamış. Git yavrum, işim var, şimdi maç var, bilmem ne var, hiç şey yapmamış. Beni çok etkilemiş yani, bu vaka olmuş. Ki kitap dergilere çıkmış yani, beni de etkilediği için. Sonra bir gün demiş ki, baba işten gelince, baba demiş, ne kadar saat senin ücretin diyor. Yani çalıştığın yerde saat ücreti ne kadar? Kapıdan geliyor. Gitti demiş. Şükür baba. Ne merak ediyorsun lan dedim, benim saat ücreti. Ne saat mi? Sen ne? Peki baba demiş. Çocuk kalmış. Ama insan bu. Allah Allah demiş baba içinden. Gelmiş soyunuyor, yemeği falan diyor ama aklı bir şey çocuğun da orada. Yani bu çocuk benim saat ücretini niye sordu? Vicdan tahrik etti. Çocuğu çağır, oğlum gel. Dedi, niye merak ediyorsun oğlum benim saat ücretini? Baba ben merak ettim çok dedi. İyi tamam peki, bu kadar merakın sana şu kadar dedi. Ben sana 10 lira değil. İyi. Çocuk çekip gitti. Ha demiştik ki çocuk merak etti. Değil. Bazen çocuklar bizi şaşırtıyor. Gitti çocuk kumbarasını boşaltıyor. Açıyor. Babasına söylediği o bir saatlik ücreti 10 liraya getiriyor. Buyur baba dedi 10 lira. Seni saat ne olur bir saat benimle oyna. Olmuş yani. Al senin bir saat ücretin baba denir. Kumbarasındaki parayı çıkartıp babasına veriyor. Bir saat benimle oyna. Ya olmuş. İsterseniz deneyin. Getirdik ya, sen içerideydin. Enes, ayı. Ondan sonra geldi divanıma, beraber oynayalım dedi. Bak diyor, koluna bak diyor. Ben dedim ki, bir kolundan sen tut ayıcığım, bir de ben. Hadi yürütelim. Nasıl gülüyor çocuk? Aaa gülüyor. O çünkü ayı o da yakıştıramıyor yani. Ayı ya. Ben kolundan tutuyorum ayı. O da bir kolundan. Bu seyirde gidiyoruz ama yoruldu diyor şimdi. Yani, ama orada oynuyordu. Kalktı yanıma geldi. Hadi oynayalım ayıyla diyor seninle. Başka? Bir kelamı veya fiili kullanırken o ortamda ve kişilerde nasıl anlaşılır? Yani o fiile veya o söze nasıl mana veriliyor, onlar nasıl anlıyor o kelimeyi, ona dikkat etmen lazım. Sen o sözü farklı yorumladığından karşıya başka şekilde ifade eder, buna dikkat et. İyi niyetli olabilirsin ama sözün iyi niyetli değil. Yani aynı kelam bu memlekette farklı ifade ederken, mesela gidip de Kırıkanlılara, Hataylara inci kaç para sormayacaksın. Başıma sıkıntı geldi de ondan. İncir kötü bir sıfatmış, şey, kelimeymiş. Bu Belen'de var ya, yolun kenarlarında incir satıyorlardı. Biz geldik 94-95'te unutmuyorum. Ubeyt'le beraber. Arabaya çektik de biraz incir alalım dedik de böyle. İncir kaç para dedim. Adam surat açtı, kardeşim dedim, ne kızıyorsun dedim. Çünkü sen dedi misafir mi? Ha, misafirlerine dua et dedi. Niye dedi? Ha dedi, bak bana yaptın başka zaman. Bu dedi kötü bir kelimedir dedi. Ah, Allah. Tamam kusura bakma kardeşim. Ben dedim bunu söyle. Biz de tamam dedi zaten. Yabancılar incirdi. Mesela hurma. Araplar kötü bir şeye, ahlaksız bir şeye isim konulmuş. Aile içi İletişime dikkat et. Yani konuşmaya zaman ayırın.
fiziksel temasa kıymet verin, hediyeleşmek ve onunla konuşmak. Erkek sıkıldığında kabına çekilip düşünür. Onun sığınacağı düşünmektir erkek. Erkek sıkıldığı zaman, derdi olunca kimseyi görmek istemez, kabına, mağarasına çekilir. Erkeğin mağarası akıldır, düşünür. Kadın sıkıldığında konuşma ihtiyacını duyar. Kadın gır 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 konuşması aşağılıktan, gevezelikten, çenesi düşüklüğünden değil, sıkıldığının alametidir. Kadının sığınacağı da sığındığı yer konuşmasıdır. Onun için kadın dırdır eder derler. Oysa konuşmak onun o anda ihtiyacıdır. Sıkıntısının ihtiyacıdır. Sen de muhatabı ol ve seninle konuşarak deşarj olsun. Ya öyle mi ya falan? Muhatap oldu, böyle bir çobanın abasını koyar gibi koyuna. Öyle he de, tamam böyle gözük, boşarsın. Kadın sıkıldığı zaman unutmayın, konuşma ihtiyacını duyar. Erkek sıkıldığı zaman mağarasından aklına girer ve düşünür. Kadın bir erkeği gördüğü zaman duygusallık hemen öne çıkar. Kadında ilk hal duygusallıktır. Erkek bir kadını görünce cinselliktir. Erkeğin ilk önce beynine gelen uyarı zıt bir cinsi görünce cinsellik hatırına gelir. Kadın bir erkeği gördüğü zaman cinsellik ikinci derecede, birinci derecede duygusallık öndedir. Onun için dinde kadın, erkeğin kadına baktığı gibi kadının erkeğe bakması farklıdır. Haram değildir. Kadının erkeğe bakmasında haram değildir. Yeter ki o iç aleminde şehvete dönüştürmesin. Ama erkek hani bir gözüne çarpsa neyse, ikinci bilerek baksa, şehvetsiz dahi baksa haramdır. Oralardan çıkartıyoruz. Yani kadın erkeğe bakabilir mi diyorsun? Yani dikkat etmek lazım ama erkeğin kadına baktığı gibi değildir. Baksın niye diyeyim ya? Ne diyor? Yani mümin erkekler bakmadıkları gibi kadınların bakmaması konusunda... Tabii ama onu şereden sen bana ne dedin? Akşam kul ya eyyuhel kafirun. Abi o ne dedin? Nasip edilmiştir. Nasip ve mensup şeyleri var. Girmeyelim. Ha, ulema ne yapacağız? Ayet var diye çıkarsak, birisi de hadis var çıkar, birisi de çıkar ki Ömer, İmam Azam şöyle demiştir. Ne yapacağız? İmam Ebu Yusuf, Ebu Ömer Yusuf'u darlatmışlar demişler ki, peki demiş bir ayet var, var yani göstermişler. İmam Azam bunun tersini söylüyor. Ayeti mi dinleyeceksin, İmam Azam'ı mı demiş. İmam Azam'ı dinleyeceğim demiş. Anlamaz bu. Yani bu Vehhabiler anlamaz. Bilmiyor mu İmam Azam'ı? Çünkü nasih midir, mensuh mudur, hükmü mutlak mıdır, muhit midir? 25. sözde geçiyor ya, sucunun, gusunun, vefunun, haddın, muttalağın, zahrun, batnın, hangi hükmüdür ama? Tamam. Mesela münazaratta alıyor, o Hristiyanlar ve Yahudilerle dost edinmeyiniz mesela, bak nasıl izah ediyor. Mükemmelliyetçilerin psikolojik olarak mükemmelci var ya, şey böyle düzgün olsun, böyle olmazsın, dikkat et falan. Böyle evde de iş yerinde böyle şey istemezler. Psikolojik olarak enaniyetten kaynaklanır mükemmelliyetçiler. Enaniyet. Kibirli olmanın gizli bir türüdür mükemmelliyetçilik. Böyle her şeyi mükemmel görmek ister seni de. Olmaz ya, öyle oturulmaz kardeşim. Dikkat et. Her şey böyle esas, kibirlilikten ve enaniyetten kaynaklanıyor. Altyapısı, alt verisi, gizli, o da haberi yok. Doğruyu yapıp gerisini zamana bırakmak, zamana bırakmak sihirli bir sözcüktür. Ustad ne güzel demiş, zaman en iyi müfessirdir. Tefsir eder yani, tefsircidir. Evlilikte roller farklı. Fiziksel ve ruhsal yapıya göre vazife verilmiş. Bak,
Kadın üstün erkek mi? Öyle bir şey yok. Fiziksel ve ruhsal özelliğe göre roller verilmiş. Üstünlükten değil, verilen donanımın gereğidir o vazife. Mesela çocuk emzirmek üstünlüktür. Hayır, üstünlük değildir. Vazifesidir. Niye? Ona o donanımı vermiş, o ruhu vermiş. Dışarıdaki ekmek getirmek, tayinatı getirmek erkeğin vazife üstünlüktür. Hayır. Fiziksel ve ruhsal yapısına göre bu vazife verilmiş. Demek ki üstünlük ve alçaklık yoktur. Vazifelenmek vardır. Cevdet bir şey diyeceğim. İkide bir. He? İkide birdin ne anlıyor? O başka. Üstünlük değil. O bu insanın üstünlüğünün hiç alakası yok. Erkek üçte ikisini almak üstünlüğünden midir? Vazifeye yüklenir. Mesela nafaka erkeğe ait mi, kadına mı ait? Erkeğe ait. Ha, sana bu vazifeyi verince hisseyi de fazla veriyor. Sen neyle vazifelen? Mesela diyelim ki Cenab-ı Hak erkeği cihatla vazifelendirmiş. Cesaret duygusu vermesi yapabilir mi? Allah bir vazifeyi veriyorsa fiziksel ve duygusal olarak onu hazırlamış. Ondan sonra vazife istiyor. Kadın üçte bir alır, gider kocasına, nafakasını kocası yüklenir. Üçte bir kendisi duruyor. Erkek ise nafakası üçte bir kendisine, üçte bir de geldi hanıma. Ne yapar? Üçte iki almıştı, üçte birini de hanıma verdi. Yani kime ne vazife verilmişse ona o donanım ve o psikoloji yapı verilmiş de ondan. Dolayısıyla üstünlük yoktur. Üstünlük nerededir Allah'ın dininde? Takvadadır. Adam çok iyi cesurdu, bilmem nedir. Evini geçindiriyor ama namazı yoktur. Ama kadın namazı vardır. Namazı olan kadın mı üstün, namazı olmayan erkek mi? Hadi bakalım. Miras konusunda değil de şey için söylemiştim, hani yaratılış fıtrat itibarıyla. Ya fıtrat itibarıyla de öyle. Yani verdiği vazifeye erkek, göre. Erkek biraz dışarıda çalışacağından dolayı fıtratı daha üstün değil mi kadın? Fıtratı üstün değil. Fıtratı o işe müsait. Üstünlükten değil. Mesela Dözer mi üstün, taksi mi? Hemen sormazlar mı? Ne iş için ama? Eğer harfiyat yapacaksak taksi işine yarar mı? Eğer seyahat edeceksek Dözer işe yarar mı? Ha demek ki Allah hangi vazifeyi vermişse o fıtratta yaratmıştır. O zaman o fıtrat o işin gereğidir. O zaman niye kadınlardan peygamber gelmedi diye sorsalar. Ha, kadınlardan peygamber gelemezdi çünkü kadınların fıtri yapıları ve bedensel yapıları müsait değil. Yani o yapısı müsait değil. Mesela şimdi adam zulmedecek, işkenceye şey yapacak. Peygamber ikiye kestiler. Kadın buna dayanamaz ki. Ama kadınlardan öyle insanlar çıkartmış mı perde arkasında? Meryem validemiz, değil mi? Ondan sonra Rabiatül Adeviye gibi. Yani kadının böyle bir fıtrat olmadığında, yani fiziksel ve ruhsal böyle bir donanım olamayınca, böyle bir vazife verilmemesi eksikliğinden değil, fıtratında böyle bir vazife olmadığındandır. Elma mı üstün, armut mu? Üstünlük yoktur. Kıyas edilemez. Hepsinin vazifesi ayrıdır. Ayrı bir vazifedir. Tenkidi tenkit edin. Bak şimdi. Bunu da için yanmıştı Mehmet abi. Bak hoşuna gidecek. Bunu yazdım tekerlemeyi ama. İçimden yanarak yani. Ya arkadaşlar, ihlas okuyoruz, ihlassızlık yapıyoruz. Uhuvvet okuyoruz, uhuvvetsizlik yapıyoruz. Tenkit yapılmaması gerektiğini sokuyoruz. Tenkiti biz yapıyoruz en fazla gene. O da şunu yazdım. Ustadı tenkit ettiler. Bir yerde kağıt koydular şeye. Ben de şöyle yazdım. Dedim yani. O anda girelim. Tenkidi tenkit edeni tenkit etmek. Ustadı düşün. Tenkidi tenkit edeni tenkit etmek. Tenkidi takdir etmek değil midir? Tenkidi tenkit edeni tenkit etmek.
tenkidi takdir etmek değil midir? Tekelleme oldu ama izah edeyim. Bediüzzaman dedi ki, tenkidi diyor, tenkit ediyorum. Tenkit, tenkite layıktır. Tenkidi tenkit etmiş. Etmeyin. Tenkit etmeyin. Bu adamı sen tenkit ediyorsun. Tenkidi tenkit edeni tenkit ediyorsun. O zaman sen otomatik olarak tenkidi takdir ediyorsun. Anladın Mustafa? Zorlandın mı biraz? Neyse anlarsın. Yani, izah edeyim. Bediüzzaman tenkidi tenkit etti. Sen de Bediüzzaman'ı tenkit etsen, sen o zaman tenkidi takdir etmiş olmuyor musun? Bediüzzaman tenkidi tenkit etti. Tenkidi tenkit edeni tenkit ediyorsun. O zaman tenkidi takdir ediyorsun. Konu değişti. Üstadı mı takdir etmiş oldu abi? Tersine. Mustafa, saat tabi biraz geç oldu. Parlak zeka yetişemedi ama düşün bunu çok önemli. Bak ustad tenkidi, bak iyi, muşaka söylüyor. Arkadaşlar diyor, tenkit etmeyiniz. En kötü sıfat tenkittir. Tenkit nereye layıktır? Muhabbete layık değil. Sokma içeriye. Tenkit sıfatını diyor, tenkit edin diyor ya. Tenkit iyi bir şey değildir. Diyen zattı, sen tenkit ediyorsun. Zahit Mursi şöyle böyle. O zaman tenkidi tenkit eden, anladın mı şimdi? Anladım. Şimdi anladım. Adalet ise adalete layık dediğin mesela. Evet, adalet ise adalete layıktır. Çok güzel. Başka konu. Sen ne kadar muhtaçsan o kadar affedici ol. Bu da çok önemli. Çünkü bizim insanlara karşı muamelemiz Allah'ın huzurunda karşılaşacağımız muamelede belirleyici rol oynayacaktır. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki Allah affeden kulun değerini artırır. O zaman ne kadar affa layıksan, muhtaçsan o kadar affedici ol. İnsanlar arasındaki diyalog, iletişim, şeklin ve seviyen Allah'ın sana yapacağı muamelenin şeklidir. Şeklinden bir tanesidir. Ne kadar merhamete, affa, muhtaç ise o kadar insanları affet. Umum hukuk değil, şahsım. Başka? Allah bizim için neyi ifade ediyor? Onu idrak etmek mümkün mü? Şimdi şuradan devam edeyim. Beş vakit namazın aleyhissalatü vesselamın Musa aleyhisselamla müzakeresi ne demektir? Yani Cenab-ı Hak'tan peygamberimiz geldiği zaman bunu çok sorarlar size. Beş vakit namaz kaçtı aslı? 50. 50. Niye indi beşe? Pazarlığa tutuştuk değil mi? He? Kimle? Resul Efendimiz o şeyi talebi yaptı. Nasıl yaptı? Ben onu şey yapayım. Şekli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 50 vakit namazı farzı aldı. İnerken sema ehlini geldiği gibi her sema ehline ziyaret ederek vedalaştırırken Musa Aleyhisselam'a geliyor. Musa Aleyhisselam'a gelince Allah'ın hikmeti ya, bilmiyor mu Allah? Biliyor da Allah bir şey öğretiyor bize bak şimdi. Allah Musa böyle diyeceğini, böyle de şey yapacağını bilmiyor. Bilen Allah 50 rekat onun omuzuna yükledi. 5'e düşeceğini Allah bilmiyor mu? Niye 5 demedi? Demez. Bak. Musa Aleyhisselam'a söylettiren Allah. Çünkü Musa Aleyhisselam hangi sıfatla yad ediliyor? Mütekellim, kelam sıfatı, onu da şey. Hani onun o hali demek ki o kelam sıfatı, Allah'ın mütekellim sıfatı onda azami derecede tecelli ettiği için Musa aynasında gene konuşan Allah'tır. Anne aynasında çocuğa şefkat eden Rahman'dır. Aynadır. Ama biz anneyi zannederiz. Ha şimdi Musa Aleyhisselam dedi ki, ya Muhammed Aleyhisselam, ne yap Allah diyor kullarına bir şey gönderdi mi? Ben diyor bütün kulların ibadetini takdim ettim. Allah da buna mukabil ümmetime hediye gönderdi diyor namaz. Ne kadar? 50. Git söyle Rabbinden rica et dedi. 50'yi kaldıramaz dedi.
gidiyor işte geliyor, malum 5'e kadar iniyor. Benim aklıma, aklımı tutamıyorum ya, soru geliyor. Musa Aleyhisselam'ı çok mu Allah'tan aşağı merhametliyim ki? Peygamberimiz Aleyhisselam'dan çok mu şeydi? Çok sorular dizebilirsin, dizmeyelim, ağza getirmeyelim. Bu nasıl, bu neyin neşeyi, ne demek bu? Bu ne sembolü? Bunlar bize ne demek istiyor diye anladığım kadarıyla şöyle bir şey anladım. Çok hikmetlerinden birisi, bir, meşvereti öğretiyor. Allah, Allah olduğu halde, bak, Allah, Allah olduğunu biliyor. Şu şeyi görüyor musunuz yani? Allah'a ait bir has bir lezzet var. Allah, lezzet-i mukaddesi değil. Allah, Allah olduğunu bildiği halde, Musa Aleyhisselam'la Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arasındaki meşveret kararına uyuyor. Allah. Bakın meşveretin ne kadar وَاَمْرُمْ شُرَ بَيْنَوْ ne kadar değerli olduğunu Allah fiile kendisi yapıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın reyi bir. Musa Aleyhisselam'ın reyi bir. Daha inmesi gerekiyor. Allah haşa. O öyle bir Allah. O kadar mütevazi. O kadar... Çünkü tevazu bize söyleyen odur. Mutevazı olun diyor. Çünkü ben mutevazıyım diyor Allah. Allah öyledir. Ettenezzülatı ilahiyeti ala kulli beşer. Beşerin seviyesinde konuşması Allah tenezzülatıdır. Alçak gönüllülüğüdür. Tevazusudur. Enanet istemiyor. Ben enanet sahibi değilim diyor Cenab-ı Hak. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam namazın inmesine ait rey var. Musa Aleyhisselam'ın rey var. İki. Allah'ın reyi tek. Tövbe. Ama bir şey alalım. Allah bu meşverete takdir ediyor. Tamam dedi, indirdi. Ben Allah, otur yerine. Demedim bunlar sana, ellirken. Diyebilirdi. Demedi. E peki bir adam, sen Risale-i Nur'un meşvereti, şahs-ı manevisinin ettiği meşverete sen nasıl uymuyorsun? Korkmuyor musun Allah'tan? Aşırı meydanda demeyecek mi? Ümmetim yanlış ittifak etmez hadisi. وَاَمْرُمْ شُرَا بَيْنَهُمْ ayeti ve Risale'nde meşveret ediniz ma beyninizde dedi. Bu meşveret ettiğiniz halde niçin uymadınız? Ben Allah olarak uydum meşverete. Uydum demeyeyim tabi de kabul ettim. Bak meşvereti bize öğretiyor. Meşveretin şekli ön zirvede yapılıyor. Ön zirvede. İki. Musa Aleyhisselam kelimetun minallah geçiyor. Allah'ın kelamı demek. Allah konuşan olduğu ve de kelam sıfatına azam-ı mazhar olduğu ve zahiri şeriatçı olduğu sıfatıyla diğer peygamberlerle ayrılıyor. Musa Aleyhisselam'ın ne özelliği vardı? Musa Aleyhisselam Kur'an'da kelimetün minallah, Allah'ın kelamı. En zahir olduğu yer ve şeriatçıdır. Musa Aleyhisselam şeriatçıdır, şeriat getirmiş. İsa Aleyhisselam ahlakçıdır. Ruhullah. İbrahim Aleyhisselam Halilullah. Peygamberimiz Habibullah. Musa Aleyhisselam Musa. Adem Aleyhisselam Safiullah. Maşallah. Güzel. Musa Aleyhisselam aynasında Allah kelamı gözüküyor. O esma diğer esmaya itiraz etti. Esma arasındaki dengedir. Esmalar arasında. Çünkü ben esmanın hulasasıyım. Tecellisi ve cilvesiyim. Nakşiyim. 70 bin perdeden geçmiş ha. Bir esmanın diğer bir esma arasındaki dengeye vasıta manasıdır o. Namazda şeriatı barındırdığı için alem-i gaybın şeriat mümesili de müzakere ettirmiş. Namazda niye onlar Musa Aleyhisselam? Namaz şeriat değil midir? Emir değil midir? Namaz Musa Aleyhisselam'ı çok alakadar ediyordu bu. Çünkü İsa Aleyhisselam namaz şey yapmamıştı. İbadeti getirmeden orucu etti, Allah ettirdi. Şeriatçı olduğundan namaz da şeriattır, ameldir, fiildir. Birinci derecede Musa'da gözüküyor. Musa Aleyhisselam'da aynasında şeriatçılık gözüküyor. Şeriatın en hulasası da namazdır.
Bütün ibadetlerin şeriatın hulasası namazdır. Bütün peygamberlerin şeriatçısının başı da peygamberimiz hariç Musa Aleyhisselam'dır. Onun için kendisini çok alakadar etmiştir. Şeriatçı olduğu için. O aynada Musa aynasındaki Cenab-ı Hakk'ın mütekellim sıfatının diğer namazı emreden esmaya, bu sıfatın esmaya itirazının ifadesidir. Yani dengesidir. İradesini başka bir irade ile değiştirdiğini Cenab-ı Hak onu öğretiyor. Bu 18 bin alemle geri var mı bunun abi şeyde? Belli bir mekan var mı bunun? Olayların oluşması için. 18 bin alemin içindedir. Arş mı, kürs mü? Tabii tabii. Şeydedir. Arşta, arşta. Alem-i Erbah aleminde. Musa Aleyhisselam alem-i Erbah'ta. Ruhlar alemi ama ruhların bulunup da peyderpey bu tarafa gelen değil, buradan ayrılanların ruhlar aleminin orada bekleyen ruhlarının mekanı değil. Şöyle diyeyim. Alem-i misalden geliyor. Buradan gidenler Lef-i Misali'ye gidiyor. Alem-i Ervah'tan gidiyor, geliyor, geldik. Buradan gidenler Daire-i Ervah'a gidiyor. Onun için değişik yani. Yoksa aynı yere geliş gidiş değil. Tabak hayat değil mi ama? He? Tabak hayatlar değil değil mi? Yok yok. Sen tabak hayat. Ali ruhlar, şey ruhlar fark ediyor mu? Şimdi burada Allah'ın bir iradesi 50 rekat. Diğer 5 vakite iradesini iradesiyle değiştiriyor. İrade sahibi olduğunu, o hükmü vermeye mahkum olmadığını ispat ediyor bu. Ben Allah'ım. Yani Mutezile'yi de cevrediyor. Mutezile diyor ki Allah, Allah'lık hakikatında ne varsa dışarıya çıkmak zorundadır. O dışarıya çıkınca Allah bile müdahale edemez. Çünkü Mutezile Allah'ın iradesini reddediyor. Kabul etmiyor. Kaderi de reddediyorlar. Dolayısıyla Allah, Allah hakikati misal veriyorlar. Güneş diyor, soğutamaz diyor, yakar diyor, mecburdur. Su ıslatır diyor. Bunun zıttını yapamaz. Allah da Allah ise diyor, bunu yapmak zorundadır. Diyeni Cenab-ı Hak iradesini iradesiyle kaldırıyor. İradesini ispat ediyor. Ve insana maslahat gördüğü bir şeyde geri dönüşü, yani iradesini değiştirme imkanını veriyor. Hükmünü başka hükümle kaldırdığını ifade ediyor. Son bir şey de okuyorum, kesiyorum. Sizinle ve benimle alakalı. Evliler esmaya mazhardır. Vakıflar Cenab-ı Hakk'ın zatısına mazhardır. Niye? Esmada zıtlar olduğundan evlilik hayatı Esma'nın tecellisine zatta zıtlar yoktur. Zat vardır. Zattır, müstakildir. Allah müstakildir. Zat. Ama Esma müstakil değildir. Rahman, Rahim, Kerim, Adil, Latif bir sürü isimler var. Bu sebeple bütün bu isimlere mazhar olduğu için bütün isimlere aynadarlık ediyor. Ama Allah'ın zatında Esma yok. Zat. En güzel isimler O'nundur. İsim bile Allah değildir, Allah'ındır. İsimler Allah'ındır, Allah değildir. Allah ama gayr de değildir de. Ama zat olunca zıt yoktur. Zatın tecellisine mazhar olursa, zıtlardan mazhar olduğu kadar sıyrılır, adeta zatın bir nevi halifeliğini yapar. Allah evlenmez. Allah evlenmez, haşa. Eş edilmez. Vesaire. Yemez, içmez vesaire. Ha nasıl yapar? Allah'ın bu sıfatlarına da dünyada bir aile ister. Yemez, içmez. Ramazan'da yapıyoruz. Allah'a eş edilmez. Bu özelliği Allah'ın. Buna da aynalık ister. Bunu da peygamber yapsa ümmetine örnek olamaz. Peygamber ashab-ı sufasına uyguladı bu aynadarlığı. 300 ile 500 arasında vakıf vardı. Allah'ın zatının bu sıfatına aynalık olsun, gözüksün diye. Bir misal vereyim. Sarık sarılır. 2 rekat namaz 70 olur. Bütün ümmet sarı böyle sararken Bediüzzaman kuyruk gibi yapar. Merak ettim yani niye ihtilaf ettin dedim yani. Ben affedersin yani biraz kafamı tutamıyorum böyle.
kendi iç aleminde çözemediğim bir şey de getirmem gündeme. Yani ihtilaf etmesen üstadım da böyle Mahmud Efendi tarikatçılar gibi sarsak diye bizde niye farklılık oldu diye beni meşgul etti. Sonra kütüb üstüne baktı ki Allah Resulü sararmış da uzatırmış da. Sonra ustak niye çıkarttığını bir hikmeti şöyle anladım. Herkes bunu biliyor, öteki sünnet unutulmuş. Oysa Mehdi sünneti ortaya çıkartacaktı. O sünnet ortaya çıksın diye kimsenin yapmadığı o sünneti ortaya çıkararak unutulan sünneti de ihya etti. Şimdi Allah'ın kulu vallaha Allahu semet lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven. Yani böyle yemez, içmez, doğmaz, doğurulmaz. Böylelikle de doğurulmaz. Yani böyle zatını bu şekilde aynadarlık olsun diye Ashab-ı Suffa'yı Ebu Hüreyre onların başıdır. Evlenmemişti. Bu şekilde zata mazariyeti olsun diye onları çıkarttı ve Mehdi'nin de cemaatinde de bu gözüküyor. Evliler esmaya, vakıflar zata mazar. Tercümüm nereye mazar? Tamam sözümü iyi geliyordu cevabı. Evlenen vakıflar ne yaptı? He? Evlenen vakıflar. Evlenen vakıflar. Evlenince esma makamına geçti. İkisi cem etti o zaman. Yok cem olmaz. Tertibim nereye mazhar oldu Hasan abi? Tertibim nereye mazhar oldu? Vakıfta değil. Zatadır inşallah. İnsanın ağzından çıkan şeyle karşısındakine niye vacip oluyor? Çok ilgimi çekti. Yani farz. Misal selam verince karşıya vaciplik ortaya çıkıyor. Selamünaleyküm kardeşim. Selam vermek sünnettir. Aleyküm selam demek vacip. Benim ağzımdan çıkanı sana vacip oluyor. Yapma sana denilmiş diyorsun. Bak şimdi. Nasıl oluyor ki farz ve vacipler insandan insana da oluyor? Misal, borcunu ödemek farz. Malını yemek haram. Malını faşeyi yemek, haram bir şey yemek haram. Yani adamın malını yemek haram. İnsandan insana farz ve vacipler ve sünnetler çıkıyor. İlla Allah'tan emirler şekilde yapmalar değil. Allah ile insanlar arasında vacip ve farzlar değil, insandan insana birbirlerimize farziyeti, muamelemizde farzlar ve vacipler çıkıyor. Benim çok ilgimi çekmişti bu. Bunlar külliyattan tespit yani. Bir yerden nakil yok, nakil olsa söyler misin? Yok bulamazsın yani ben bilmiyorum. Allah'tan da Celle Celaluhu farzlar, vacipler çıkıyor. Allah'tan da vacipler çıkıyor, farzlar çıkıyor. Allah diyor ki salatı vitir kıl. Nedir sana salatı vitir? Vacip. Ben de sana diyorum ki Allah'tan çıktı sana yüklendi vacip yapman lazım. Ben de selamun aleyküm. Sana ne vacip oldu. Benden de Allah sana öyle emin ederken ben de bunu yaparken... Yani bir tuhaf bir insana seviye veriyor Cenab-ı Hak. Bir noktayı nazarda insan Cenab-ı Hakk'ın halife-i zemini olduğu içindir herhalde dedim. Şu makama bak yani. Mesela mal aldım sende borç. Ben sana geri vermem nedir? Farzdır. Senden sormadan malını çalsam yesem... Haram. Oysa haram ve farzlar Allah emrederse. Bak kuldan kula farz ve haramlar oluyor. Bunlarla ne iş yapıyor? İnsan halife-i zemin olduğunu insan kaynaklı farzlar da çıkıyor. Haramlar da çıkıyor. Yani yırtılmış halim bu ya. Ne anlarsan al. Mirat, misal, oruçta Cenab-ı Hakk'ın yeme, içme ve cinsiyetten ihtiyaç duymamayı İnsanda tezahür ederek, oruç nedir? Yemez, içmez, cinsel ihtiyacı olmaz. Allah'ın bu sıfatına, bu özelliğine müminler mazhar olduğu, hakkıyla insanın Allah Celle Celaluhu'na aynedarlığını gösteriyor bu da. Bu kadar. Sözünde duralım yarım saat diye. Demek ki, kişiden kişiye farz ve vacipler de oluyor. Böylelikle insanın halife-i arz, emanet-i kübre-i ham, insana ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Ve ahir davahum en ilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha'tı masallahu aleyhi ve sellem.